Merhaba arkadaşlar, phphocam.com'a hoş geldiniz. Bugün C# dersimizde stream reader konusuna devam edeceğiz. İlk olarak ben bunları dersten önce yine oluşturdum, hazır vardı bende. Open file dialog OP'de değişken oluşturdum ve stream reader str adlı değişken oluşturdum. Stream reader kullanmamız için using system.io ifadesi şurada olması gerekir arkadaşlar. Şurada bulunması gerekir. Zaten bunu ilk stream reader dersinde söylemiştim. Her neyse, bu dersimizde peak fonksiyonundan bahsedeceğiz. Şöyle str.peak. Bu fonksiyon arkadaşlar, bu metot, fonksiyon demin de bu metot read metoduyla benzer özelliklere sahip. Şimdi şöyle bir örnekle açıklayacak olursak, karakter diyorum. Değişken ismi C olsun mesela. Karakter C. Yine karakter. Parantez içinde. Şurada nokta virgül attık mı? Tamam. Şimdi arkadaşlar, bu peak fonksiyonu bizim bilgisayarımızdaki herhangi bir dosyamızın metnine, tekstine ulaşacak. Karakter olarak ulaşacak. Biz çünkü burada karakter olarak tanımladık. Karakter olarak ulaşacak. Şimdi yine karakter diyeyim. C1 diyeyim bu sefer. C1 diyeyim. Yine karakter. Str. System reader değişkenimizi kullanıyoruz. Bu sefer de read fonksiyonu kullanalım. Bunlar özellikleri benzer dedik. Farklı yanı ise arkadaşlar. Mesela bizim tekstimize temadenizi.com var. Temadenizi.com. Biz ilk olarak C'yi yazdırdığımız zaman, C'yi yazdırırsak, şu C'yi yazdırırsak mesaj box'ta tek yazdırırsak, atarsak tekstimize T harfi gelmesi lazım. C1'i yazdırdığımız zaman E harfi gelmesi lazım. Tema nezden tema T. Fakat şunu şöyle düşünün. Sıfırdan başlıyor bu. Pozisyon sıfır. Yani sıfır ne demek? T harfi demek. Sıfırdan başlıyor bu. Ne diyeyim? Mantık. Sıfırdan başlıyor. Bu peak fonksiyonu aynısını alıyor arkadaşlar. Bu da sıfır oluyor. Sıfırıncı pozisyon. Peak'ten red'e geçerken red bunun bir sonrasını alıyor arkadaşlar. Bir sonrasını alıyor. Biri alıyor. Ve tekrar red fonksiyonu kullanırsak şurada. Fonksiyon metot. Red metodunu kullanırsak şuraya adını değiştirmemiz gerekiyor. C2 diyelim. Bu arkadaşlar bu da birinci pozisyonu yazdırıyor. Şu ikisi aynı karakteri, aynı pozisyonları yazıyor arkadaşlar. Şimdi bir çalıştıralım. Daha iyi anlayacağız. Bir görelim. Messagebox.show String'e çeviriyoruz bunu arkadaşlar. Yine güzel dursun diye arada boşluk bıraktım. Artı yine şekilde şunları kopyala pişir yapayım. Ya da şöyle yazayım. Şöyle yaptım. Şimdi bizim tekstimize yine dönelim. Temadenizi.com. Temadenizi.com. Şurada birinci harf, yani sıfırıncı harf T, birinci harf E, üçüncü harf M. Fakat bunu çalıştırdığımız zaman, çalıştıralım. Tekstimize tıklayalım. Dosyamızı açalım. Gördüğünüz gibi T ve E harflerini verdi. Sadece T ve E harflerini verdi arkadaşlar. Fakat biz burada şunu C2 yapmışım. Direkt C1 yapacağım. Yine aynı şekilde şöyle. Deminden kopyalayamamışım arkadaşlar buraya. C2 diyeceğim. Şuraya da bir artı attık mı? Tamam. Bir daha çalıştıralım.
Gördüğünüz gibi T, T ve E harflerini verdi. Neden T'yi iki kere tekrarladı? İki kere tekrarlamasının sebebi peak metodu arkadaşlar. Peak metodu çünkü dedik ki buradan sıfırıncı pozisyondan başlıyor. Bu peak metodu yine sıfırı ele alıyor. Sıfırdan başlatmasını sağlıyor. Yani yine T elemanı almasını sağlıyor. Read fonksiyonu bir diğer pozisyona, karaktere geçecek. Yalnız hemen geçerken yazdırmıyor. Direkt yine sıfırıncı pozisyonu yazdırıyor arkadaşlar. Bundan sonrası yani ilk read'den sonrası, ilk read metodundan sonraki metotta birinci pozisyona geliyor. Yani ne olmuş oluyor? İlk önce T harfini yazdırmış oluyor. Peak metodundan dolayı. Daha sonra yine T harfini yazdırıyor. Read metodu ilkinde etkisiz. İkinci read'de de E harfini yazdırmış oluyor. Küçük E harfini yazdırmış oluyor arkadaşlar. Bu peak metodunu zaten ilerleyen dersimizde yine karşımız çıkacak. Daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Şu an mantığını öğrenmeniz yeterli arkadaşlar. Ne yapıyor bu metotlar? Kısaca dosyamızdaki tekstlere ulaşmamızı sağlıyor. Karakter olarak tanımadığımız için karakter olarak ulaşıyor arkadaşlar tekstlerimize, yazılarımıza. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.